Hanımlar beyler, günün son yarışmacısıyla beraberiz. Merve Hanım, tekrar merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Hemşireyim bir devlet kurumunda. Aa, Allah kolaylık versin. Sağ olun. 2 yaşında bir bebeğim var, 2,5 senedir. Aa, o yüzden evdeyim. Allah bağışlasın. Onunla ilgileniyorum. Öyle boş zamanlarımda boyama, puzzle yapmak, daha çok ailemle zaman geçirmeyi seviyorum. Harika. Ben de fotoğrafa biraz meraklıyım, fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Aa, çok güzel. Öyle. Peki kelimelerle aranız nasıl? Yani aslında çok iyiydi ama 2 senedir dediğim gibi çocukla böyle baş başa bir hayat sürünce Türkçeyi yeniden öğreniyorum şu an. Onunla beraber. Onu öğretirken ben de öğreniyorum. Harika. Öyle bir hayat sürüyoruz şu an. Çok güzel. Ufak ufak başlayalım mı, ne dersiniz? Evet evet, başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Ayakkabının yüksek bölümü, topuk. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Buyurun. Ökçe. Ökçe, doğru cevap. 4 harflerle devam ediyoruz. Yine tek kelime, bir cevaba ihtiyacımız var. Zaten 4 harf gelsin. Güldürmek veya eğlendirmek amacıyla söylenen söz, latife. Çok basit düşünün. Durdurun onu. Durdurayım mı? Evet. Durdurdum. Aa, latife. Latife. Espri. Evet. Fıkra. Aa. Espri. Eşek latifesi. Şaka. Şaka, doğru cevap. Yani daha ne yapayım ben? Efendim, 5 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir kelimeye ihtiyacımız var. Bakalım. Sıkıntı veren ya da hoşlanılmayan şeyler ya da kimseler için kullanılan sözcük. Hoşlanılmayan şeyler, sıkıntı veren. Genelde şey derler. Daraldım, bunaltıcı. Yok, böyle bir zararlı böyle. Silik. Tütün mamülü kullananlara derler. Ya bırak şu nokta nokta. İllet. Gibi bir şey de değil. İllet. Yok. Anne. Gibi. Zarar veren. Tütün, kokuş, başka. Vallahi bilmiyorum ki ne anlamına geliyor. Uğursuz anlamına da geliyormuş. Çok yardımcı oldu gözlerinden anladığım uğursuz kadarıyla. Uğursuz. Ya bırak harf şu alıp, şeyi. İllet. Aa, harf alayım. Harf olmuyor. Veremeyiz ki. Başka. Başka ne diyebilirim? Kötü, zararlı. Evet. İllet. İşte evet. İlkten gitmeyeyim. İlkten gitmeseydi bu kadın. Sıkıntı, zarar. 100 santim ne diyoruz? Metre. Ha, gibi bir şey. Meret. Meret olacaktı. Üzgün alkış. Olsun, bundan sonra rahat rahat yarışacağız. Çünkü sizin heyecanınız çoktu, evet, zaten. Evet. Ökçe'de kafanız karışınca ben anladım. Eşek latifesine muhtaç kaldık. 5 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir kelime geliyor. Bakalım nasıl sormuşuz. İş hayatında yukarıya doğru yapılan, sorumluluğu artıran hamle. Strateji, yükseliş, hamle. Harf alayım. Tamam. Terfi. Terfi, doğru cevap. Efendim, yine gastronomiden geliyor kelimemiz. 6 harfli. Bunu da ben çok severim. Her şeyi seviyorum ben, yenilebilecek. Gelsin soru çabuk. Ekmek, süt veya et suyuyla yapılan bir yemek türü. Süt veya keşkek diyeceğim ama değil. Ekmek, süt ve et suyu. Et suyuyla. Doğranır. Ekmek doğranır. Böyle. Doğruyuz, o böyle. Harf alın. Harf alayım. Bir tane harf alayım. Verin ya harf. Bize harf verin ya. Heh. Verin, bir harf daha verin. Benden. Heh. Yani pupira falan diyeceğim. Pupira ama ne ya? Hepsi tek papara. Ses. Papara. Papara, doğru cevap. Hiç duymadım. Antepliyim ben ama evet. Yok yani bu kelimeyi hiç duymadım. Biraz daha Orta Anadolu bu yemeği hiç duymadım, yanılmıyorsam. Evet, hiç duymadım. Ama şey, lezzetlidir yani, ben severim. Siz de denemek tadar lazım. Tabii tabii. Hı-hı. Tadarsınız bir gün inşallah. Efendim, 6 harflerdeyiz. Bitki biliminden geliyor sorumuz. Tamam. Gelsin bakalım.
Bitkiyle ilgili, bitki cinsinden olan. Bitkiyle ilgili, bitki cinsinden olan. Harf alayım. Tabii. Yağlar için söylenir bazen. Nokta nokta yağ denir. Rivera. Arapça kökenli. Harf alayım. Harf verdik. Ne? Nature. Değil. Bir harf daha. Alırsınız. Alayım. Aldık. Yani ne? Ben başka bir yerden size bunun ipucunu veririm de. Harf alayım. Yani hiç duymadım mı kelime mi acaba bilemedim. Necati mi diyeyim ne diyeyim? Değil ama çok yakın. Nebati. Nebati doğru cevap. Sanırım nereden ipucu vereceğim anlaşıldı. Efendim 7 harflere geldik. Türkçe kökenli bir kelime tamam. Soruyoruz. Soralım. Sevinç, mutluluk ve hoşnutluk anlamında kullanılan söz. Sevinç, mutluluk, hoşnutluk. Sezen Aksu'nun İyi. Şarkısı vardı. Nokta nokta da yavrum nokta nokta. Şinanay. Şinanay doğru cevap. Ben de her yolu deniyorum sevgili izleyenler işte. 1700 puanımız var. 1 dakika 15 saniye süremiz var. İstediğimiz kadar harf var. Dünyadaki bütün alfabelerden harf alabilirsiniz. Peki. O kadar iyi durumdayız yani. Geliyor efendim 7 harfli bir diğer kelimemizin sorusu. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Mastarla bitiyor. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz onu. Birinin ilenmesini üstüne çekmek anlamında kullanılan İlenmesi, bir deyim. İlgisini mi? İlenmesi. Yani şey böyle bir... Bir harf alayım. Siz söyleyeyim. Size Allah korusun. Biri birine beddua ediyor. Ahlanmak. Ahlamak. İşte doğru gibi durdurun bunu siz. Ha. Tamam. Söyleyin. Ahlamak. Ahlamak siz yapıyorsunuz. Size yapılırsa vermiyorsunuz da. Almak. Heh. Tamam. Söyleyin. Ne? Ah almak. Ah almak doğru cevap. Ahlanmakta kaldı. Efendim 8 harflerdeyiz. 2 kelime cevabımız. İkinci kelime bir edat. Gelsin bakalım. Sessiz, sakin ve uysal insanları anlatmak için kullanılan deyim. Kuzu gibi. Kuzu gibi doğru cevap. Yine 8 harfli Farsça ve Arapça birleşimi bir kelime geliyor. Bakalım. Her şey yerli yerinde, eksik gedik yok anlamına gelen söz. Tamam. Asayiş? Berkemal. Berkemal doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Tecrübe ile hevesin aynı noktada buluştuğu el verme sanatı ilişkisi. Tecrübe ile hevesin sanat, el verme sanatı. Mesela siz çok tecrübelisiniz. Yanınıza bir tane harf alayım. Eğitime biri geliyor. O aranızdaki siz ona iş öğretiyorsunuz. İlişkiye ne diyoruz? Harf alayım. Harf alayım diyoruz. Bütün süren gidiyor. Usta çırak. Usta çırak doğru cevap. Efendim geldik bir diğer 9 harfliye. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Fransızca kökenli bir şarkı diyesim var. Çünkü yine aklıma şarkı geldi. Gelsin bakalım sonra. Argo'da gizlice yapılan, arkadan iş çevirme anlamında kullanılan sözcük. Harf alayım. Aldık. Gizlice yapılan arkadan iş çevirme. Gizlice yapılan. Şarkı kim gizli söylediğini saklı. Unuttum. Şarkılardan gidebiliriz evet. Evet. Hanımefendinin adını hatırlasam hemen şey yapacağım. Arkada gizli. Ayşe Hatun Önal'ın şarkısı var. Kapak. Falan. Kapak. Bu kapak yaptığım bir şey kapak. Hayır efendim değil. Gizli böyle kapaklı. Falan. Böyle... Yine nokta nokta çevirmişsin derler. Bana nokta nokta yapma denir. Gizlice yapılan. Bunun ipucunu gizli. Nereden verebilirim? Yani arkadan iş çevirme. Arkadan iş çevirme. Ya. Katakulli olacaktı. Yine üzgün alkış. 10 harflilerdeyiz Merve Hanım. Bitki biliminden geliyor. Almanca kökenli kendisi. Gelsin bakalım biz müsaitiz.
Genellikle evin salonunda baş misafir konumunda olan yapraklarıyla ünlü bir süs bitkisi. Genellikle evin salonunda baş misafir konumunda. Böyle kocaman yaprakları olur. Böyle kenarda durur böyle. Böyle yaprakları olur. Bazıları zehirli olur. Evet. Ben şu an bu kelime oldum sevgili izleyenler. Bana dediler ki o ol. Hadi. Şifa diyeceğim bir şey değil. Diyeceğim. Almanca kökenli. Almanca. Baş misafir. Mesela hangi çocuklar mi? Hangi sebzeyi sevmez diye sordum Sezgin Bey'e de o ne dedi? Bamya. Ha sonu ona benziyor. Bahya. Diffenbachia olacaktı. Hepsini almam gerekiyordu harfleri. Hepsini mi almanız gerekiyordu? Gerçekten mi? Evet, hiç duymadım. Bizim evde hep vardı biliyor musunuz? Ya acaba farklı bir isimle mi biliniyordu belki de olabilir. Belki. Gaziantep'i bilirsiniz. Her kelimenin farklı bir anlamı vardır. Orası bizim da mı orada. İzmir gibi? Evet. Sizde yani çekirdeğe ne deniyor? Normal çekirdek. Çekirdek şey deniyor. Evet. Değişik bir şey varsa aklınızda bize şununla şuna şu deniyor falan gibi bize öğretin. Tamam gelirse söylerim. Tamam. Şimdi efendim son soruya geldik. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Mastarla da bitiyor. Gelsin bakalım. Yorgunluk ya da bitkinlik harf alayım, sonucu harf alayım. Tamamen tükenmiş bir hale gelme durumunu anlatan değil. Yorgunluk ya da bitkinlik sonucu tamamen tükenmiş bir hale gelme durumu. Mak. Şey, Ramazan'da böyle çok içilen bir şey vardır. Tatlı. Gül. Üzüm. Tatlı içilen. Üzüm. Şeyi, üzüm nokta noktası. Şıra. Değil. Meyveyle, başka meyvelerle de yapılır. Şerbet. Pilavın yanında yenir. Hoşaf. Heh. Hoşaf olmak. Hoşaf olmak doğru cevap. Rezil olmak. Vallahi Merve Hanım ayaklarınıza sağlık gerçekten. 3800 puan aldık ama sizin hak ettiğiniz puan bu değil. Onun da farkındayız. İnşallah tekrar karşılaşırız. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Hanımlar beyler Merve Hanım'ı alkışlarla arkaya uğurluyoruz ve gün birincimiz yanımıza geliyor.